Merhaba. Temmuz ayına yabancı satışların devamıyla başlayan piyasalarda doların TL karşısında değer kazancının sürmesiyle 1.97 seviyeleri test edilirken faizde %9.70 seviyeleri görüldü. Borsa İstanbul 70.500 seviyelerine kadar geriledi. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Bernanke yaptığı konuşmayla Amerikan ekonomisine ait verilerin düzelmeye işaret ettiğini, bunun devamı için piyasalara olan desteğin süreceğini ifade etmesi, global piyasalar ile birlikte yurt içi piyasalarda da bir miktar rahatlamaya yol açtı. Amerikan ekonomisine ait büyümenin devamı için faiz seviyesinin istikrarlı kalması önem arz ediyor. Piyasalar şu anda bir miktar satış yönünde davransa da bu durumun bir süre sonra normalize olacağını öngörüyoruz. 23 Temmuz'da gerçekleştirilen para piyasası kurulunda fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla faiz koridorunun üst sınırının %0.75 yükseltilmesi kararı verildi. Ayrıca Merkez Bankası aldığı diğer önlemlerle piyasadaki paranın daha da sıkılaştırılabileceği sinyalini vermiş oldu. Döviz piyasalarında olumlu algılanan bu karar, faiz piyasasında maliyetleri artırdığı için bir miktar yükselişe neden oldu. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türk piyasalarının da dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor. Geldiğimiz bu noktada Amerikan verilerine bağımlı hale gelen piyasalarda TL'nin Amerikan doları karşısında değer kaybederek 1.94 seviyelerine ulaştığını, faizin %8.89 bandında hareket ettiğini, Borsa İstanbul'un da 73.000-75.000 bandında salındığını söyleyebiliriz. Emeklilik fonlarımızın yönetiminde orta uzun vadeli bakış açımızı koruyoruz. Bu bağlamda tahvil ve bono fonlarımızın yönetiminde faizde yaşanan yükseliş sürecinde kademeli olarak yaptığımız alışlarla fonlarımızın vadesini yükseltme yönünde bir strateji izliyoruz. Sabit yönetilen kısım dışında ise enflasyona ve kur riskine karşı koruma sağladığını düşündüğümüz enflasyona endeksli tahvillere ve seçici olarak özel sektör tahvillerine yatırım yaparak daha esnek bir yapıyı hedefliyoruz. Hisse senedi fonlarımızda ise yaşanan bu süreçte uzun vadeli bakış açısıyla hisse senetleri değerlemelerinde olan sert düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmektedir.